Selamünaleyküm kardeşler. Peygamberliğin ispatı haber delili isimli kitabımızı incelemeye devam ediyoruz. Sayfa 90'da kalmışız. Buraya kadar ne yaptık? Buraya kadar kaynaklarımızın güvenilirliğinden bahsettik. Yani bir ön söz, biz bir haber incelemesi yapacağız ve burada kaynaklar kullanacağız. Kur'an üzerinden konuştuk. Dedik ki Kur'an'ın iki yönden kaynak güvenilirliğini yani kaynak güvenilirliğinden maksat tarihi olarak itibar edilir bir metin olduğunu. Muhammed Aleyhisselam döneminde ortaya konulduğu gibi olduğunu ispat etmek. Bunun vahiy olduğunu ispat etmedik şu ana kadar. Dedi ki biz buradan delil çıkaracağız. Delil çıkarmadan önce bu kaynağın güvenilirliğini ispat etmek zorundayız. Tarihi olarak güvenilir bir metin olduğunu yani. Bunu ispat etmeye çalıştık. Hadis konusuna gelince kitabın içinde daha önceki kısımlardan anlattığımız gibi oryantalistlerden bunu nakletmeye çalıştık. Çünkü hadis usulü, hadis tarihi ve benzeri gibi kompleks bir konunun bu kitabın konusu olmadığını, bu kitap hacminde başka kitaplar gerektireceğini bu yüzden buna hiç girmeksizin oryantalistler üzerinden nakil yapacağımızı anlattık daha önceki videolarda. Halen usul üzerinde devam ediyoruz. Yani buraya kadar kaynak güvenilirliğini anlattık. Şimdi kaynağa dair biz yorumlarda bulunacağız. Yani bir kaynak tespit ettik kendimize. Şunları şunları kaynak olarak kullanacağız. Bu kaynakları nasıl yorumlayacağız? Yani burada bir yorum metodu, yorum stili kullanacağız ve bu kullandığımız stil doğru mu? Bunun üzerinde duracağız. Böyle bir bölüm açtım ben yorum metotlarımız diye. Yaklaşık olarak 35 sayfaya yakın bir bir şeyde e, yorum metotları üzerinde durduk. Bu yorum metotlarını bu 35 sayfalık bölümü kitap boyunca kullanacağız. Yani yaklaşık olarak 125. sayfadan sonra haber inşası dediğimiz yani tamam kardeşim biz kaynaklarımızı anladık. Yorumu nasıl yapacağız anladık. Peki burada ne konuşuyoruz? Haber dediğimiz mevzu, haber inşası dediğimiz konu. Bir 30 sayfalık bölümde bunu anlatmışız. Daha sonrasında delillerimize başlamışız. Artık konuşabiliriz bir usul oturttuk ve bizim söylediğimiz şeyleri anlayacaksınız demeye çalışmışız. O yüzden bu bölümler önemli. Daha ziyade zor olan kısım da burayı yazmak. Çünkü diğer kısımla ilgili söyledim örneklerin sayısı çok arttırılabilir. Beni daha çok zorlayan kısım burayı yazmak. Burada muhtemel itirazların hepsini ihata eder şekilde bir yazı ortaya koymak daha zor oldu. Hani böyle bir şey başardık başaramadık tabii bu ileride takdir olunacak bir şey ama bunu yapmaya çalıştık yani en azından. Burada en önemli konuşacağımız husus yorum metotları içerisinde benim ikinci delil mantığı diye başlık attığım işte alt metin okuma denilebilir. Başka literatürlerde farklı kelimelerle ifade edilebilir. Yaklaşık her metin okunurken yapılan bir yorum metodunu burada anlattım. Çünkü bunu Kur'an üzerinden çok sık bir şekilde kullanmaya çalıştım. Özellikle Kur'an üzerinden tarihi delalet çıkarırken bu metodu kullandım. Ve bunu sadece İslam'a özgü yani mesela şu yanlış anlaşılıyor çok sık bir şekilde. Ya işte bir şey kendisine delil olmaz. Ya olur. Yani şu kendisine delil olmaz. Mesela sen dersin ki Kur'an tahrif edilmedi. Bunun delili nedir? Çünkü Kur'an'da tahrif edilmedi yazıyor. E birisi doğal olarak der ki ya kardeşim birisi tahrif edip onun içine tahrif edilmedi yazabilir. Bu manada bir şey kendisine delil olmaz. Oradan çıkarıyorsan. Ama alt metin okumayla bir metnin tarihi mevsukiyetini ispat ettin. Dedin ki mesela burada bir örnek vermişim. Diri diri toprağa gömülen kızcağıza hangi günahtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman. Buradan delil çıkarırsın. Ne dersin? Dersin ki bak burada bir hitap tipi var. Bu hitap tipinde kız çocuklarını gömenler kınanıyor ve onlara uhrevi bir sorumluluktan bahsediliyor. O zaman muhatapların kızların gömüldüğü bir toplumda yaşadığını, bu hitabı garipsemediklerini, ya biz böyle bir şey yapmıyoruz ki filan demediklerini bu metinden alt metinden çıkarırsınız. Burada bir şey kendisine delil olmuş olur. Yani burada ikisi, iki mevzu birbirine karıştırılıyor. Bir metin elbette çağına dair delil olur. Yani Kur'an 600 yılında inmiş bir kitaptır. Ve 600 yılına dair ondan hiçbir delalet çıkarılamaz. Çünkü bir şey kendisine delil olmaz gibi bir absürt noktaya varmak çok sağlıksız. Çünkü biz pek çok tarihi çağı bir metinler üzerinden okuyoruz. Yani Homer okurken mesela işte Antik Yunan 11. ile 9. yüzyıl arasını tahmin etmeye çalışıyoruz diyelim. Yorumlamaya çalışıyoruz. Buradan Homer'den delil getirilemez. Çünkü bir şey kendisine delil olmaz demiyorsunuz yani. Denilmez böyle bir şey. Veya İncil üzerinden okuma yapıyorsunuz. Diyelim ki İncil'in çağını İsa Aleyhisselam'da sonra 80. yıl dediniz. Burada İncil'in içerisinde okuduğunuz alt metin bulgularında ya Roma'da demek ki böyle bir şey vardı. Ferisiler diye bir grup vardı. Ve benzeri çıkarımlarda elbette İncil size delil olur. Ama Hasisa İsa haşa Tanrı'dır önermesine İncil'in kendisi üzerinden delil getirilemez diyebilirsiniz. Yani bilmiyorum aradaki fark anlaşıldı mı? Elbette bir metin çağındaki tarihi olaylara tabii ki delil olacaktır. Ki bizim burada zaten delil olarak kullanma tipimiz şu Muhammed Aleyhisselam işte Kur'an'da peygamber dinleniyor o yüzden peygamberdir desek burada bir döngü oluşmuş olur ve söylenen işte bir şey kendisine delil olmaz önermesi söylenebilir. Ama biz burada yaptığımız şey tarihi haber inceliyoruz ve burada tarihi metnin güvenilirliğini ispat ettik bu metin üzerinden o toplumla ilgili oradaki olaylarla ilgili tarihi çıkarımlarda bulunacağız bu tarihi çıkarımların sonucunda peygamberlik ispatı yapmaya çalışıyoruz bilmiyorum aradaki farkı belirtince anlatabildim. Şimdi ikinci delil mantığı nedir? Mesela Müslümanların zorluk çektiği ilgili. Mesela şu ayeti celleye şey yapalım. Ayetin Arapçasını okumuyorum. Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ki ve öylesine sarsıldılar ki sonunda elçiler beraberindeki müminlere Allah'ın yardımı ne zaman diyordu? Dikkat edin şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. Şimdi bu metinden ne anlıyorsunuz? bir grup var Müslüman grup. Onlara serzenişli ayetin üstü değil mi? Yani sizden önce gelenler, sizden önce gelenlerin başına gelenler sizin başınıza da gelecek. Gelmeden cennete gideceğinizi mi sanıyorsunuz? Burada Müslüman topluluğa hitap ediyor ayet belli ki. Onlara öyle bir yoksulluk vesaire sardı ki işte acılar çektiler vesaire. Ya o zaman sizin çektiğiniz acılar da bunların gibidir. Siz bunları çekmeden olmayacak. O zaman biz burada hitap edilen topluluğun belli bir acı çektiğini alt metinden direkt anlarız. Yani Metin şunu söyleseydi siz acı çekiyorsunuz. İşte o dönem müminler acı çekiyordu deseydi bu ikinci delil olmazdı. Direkt metin onu ispatlamak için kurgulanmış olabilirdi. Ama burada alt metinde hiç kimsenin garipsemediği bir şekilde acı çeken bir topluluk var ve onlara yönelik bir hitap var. İşte teskin etme yönünde bir hitap var. O zaman biz bu teskin etme yönündeki hitaptan ya yani bir tık daha ileri gitmiş hitaptan bir önceki sekmeyi acı çekiyorlardı önermesini çok net bir şekilde ispatlamış oluruz. Çok net bir şekilde anlaşılır ki bütün tarihi metinlerde de bu kullanılır yaklaşık. Şöyle demiş yazar sayfa 92. Her yere okumuyorum. Genel mantığı anlatmaya çalışıyorum. Bu ikinci delil mantığı üzerine tefekkür etmek gerekir. Bu çok güçlü bir yapıdır. Kitabın devamında bu tarz delilleri bu adla ele alacağız. Çünkü ikinci deliller direkt iddialardan, metinlerin içerisindeki direkt iddialardan tarihi ispatlama açısından daha güçlüdürler. Peki bu güç nereden kaynaklanır? Zira onlar kurgu olma töhmetinden uzaktırlar. Gündelik hayattan bir örnek verelim demiş. Mesela benim doktor olduğumun inkar edildiği ve bu hususta gerilimli bir tartışmanın olduğu bir ortamda doktorluk kimlik kartımı göstersem. Mesela dün akşam bir tartışma oldu. Ben bugün geldim, doktor kimlik kartımı attım. Burada şu, ya zaten tartışma vardı ve bu uydurulmuş olabilir. Bu kurgu her herkesin aklına gelir. Ama örneğin beni tanıyan insanların olduğu bir muhitte trafik kazasına denk gelsek ve siz dışarıdan olayı izlerken herkesin bana doktor yardım et dediğini görseniz ve ben sizin önünüzde kazazedeye müdahale etsem. Benim doktor olduğum ispatalı uzun kalır mı? Zira ne bu ortam benim doktor olduğum ispatlamam için kurulmuşa benziyor ne de böyle bir tartışma var. İşte biz böyle bir nakil okusak deriz ki Altay'ın doktor olduğunu tartışmaya gerek yoktur. Bu çok açık bir gerçektir. Yani artık ilk ispatlamaya çalıştığımız şeyin çok daha ilerisine gitmiş konu. Orada başka şeyler var. Mesela ne işte? Doktor yardım et diyen birisi var bana. Ben hastaya müdahale ediyorum. Kazanın olduğu muhitte doktor diye çağırlıyorum, Hastaya müdahale ediyorum. Bakın müdahale etmek doktor olduğunuzu ispatlamaktan bir tık daha ileri olabilir aslında. Yani doktor gibi müdahale ediyorum mesela yani. Tabii orada normal bir bireyin de müdahalesi olabilir de. Ya burada artık daha tık ileri gitmiş olursunuz. Burada benim doktor olduğumu tartışmaz kimse. Normal insanlar da gündelik olayları anlarken ya belli ki doktor bu adam yani. Buna doktor diye sesleniyorlar. Ortada hiçbir olay yokken kazada hemen bunu çağırıyorlar. Ve bu adam da müdahale ediyor. Demek ki doktor bu adam. Hatta mesela ambulans geliyor. Ambulanstaki kişi beni tanıyor. Hocam nasılsın diyor falan. Ya artık burada doktor olduğu mevzu çok geride kalmış olur. Çok daha ilerisinde mevzular olmuş. Ve gerideki o olgu, benim doktor olduğum olgusu çok tartışılmaz bir şekilde ispatlanmış olur. Bizim Kur'an'dan yaptığımız çıkarımlar, bu kitap boyunca Kur'an'dan yapmaya çalıştığımız çıkarımlar böyle. Mesela ayet-i Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da borç yüzünden ağır yük altında mı kalırlar? Yani şimdi burada ücret istiyordu istemiyordu falan gibi bir tartışma yok. Sanki bir şey kaybedeceksiniz. Neden iman etmiyorsunuz? Sizden zaten ücret istemiyor. Şimdi burada muhatap biliyor ücret istenmediğini. Kitabın olduğu ortamdaki herkes biliyor. Ücret istememesine rağmen iman etmemeleriyle ilgili bir tenkit var. Bak, bu ileri gitti mevzu Artık ücret istemediği yani ücret istiyor muydu istemiyor muydu? Bunun tartışmanın bir gereği yok. Yani bu çok bariz bir şekilde metinden anlaşılan bir olum. Mesela yine o örneği vermişiz. Diri diri gömülen kız, kızcağızı ayet-i celle bu. Hangi günahtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman. Şimdi burada siz kız çocuklarını gömüyorsunuz veya işte ve benzeri gibi bir metin olsaydı veya kız çocuklarını gömüyorlardı falan. Hani buradaki delalet daha zayıf olurdu. Ama burada muhatap kız çocuğunu gömmüş. Herkes bunu biliyor. Ve buradaki konu bunun uhrevi yönü, ahlaki boyutu üzerine bir tartışma. Olgunun varlığında kimsenin şey yok. İhtilaf yok. Bunun ahlaki boyutuyla ilgili bir serzeniş var. Demek ki olgunun varlığı ihtilaf edilmez bir şekilde vaka. Bir de şu yani mesela kız çocukların diyelim ki gömüldüğüne dair biz başka hiçbir verimiz olmasaydı dediğimiz yani antik toplumların hepsinde gömüldüğünü biliyoruz. Yunan'da da başka toplumlarda da bunun var olduğunu biliyoruz ki çok uzun dönem boyunca da devam etti bu. Bu olgunun ispatı için bizim Kur'an'dan başka bir şeye başvurmamızı gerek var mı? Yani diyelim ki hiçbir şey olmasaydı başka. Yani başka hiçbir veri olmasaydı dediğimizde sadece bu ayet olsaydı. Biz mesela bir antik Yunan metni yorumluyor olsaydık. O çağda tek kitapta Kur'an olsaydı mesela. Bu metni biz okuduğumuzda Müslüman olmasak dahi kız çocuklarını gömdüklerine dair hiç kimse ihtilaf etmezdi. Yani bu olgudan kimsenin ihtilaf olmazdı. Bunun mesela çok meşhur bir örneği nedir? Antik Yunan'la ilgili mesela kız çocuklarının gömdüklerine dair çok güçlü bir kanaat var ve bununla ilgili birkaç metin var ama herkes mesela atıyorum Agamemnon'un İfigenia'yı Troya seferine çıkmadan önce gemilerin hani rüzgar düzgün olsun diye kurban ettiği gibi bir sahne anlatılıyor. Bu Homer'de anlatılmıyor da başka metinlerde yani o Destan çemberinin içerisinde var. İfigenia'nın kurban edilmesi olgusundan herkes diyor ki ya belli ki bir şeyler için, belli ritüeller için bunlar kız çocuğu kurban ediyordu. Çocukları kurban ediyorlardı. Ya hemen alt metinde buna çıkıyorsun. Çünkü adam onu kanıksayarak naklediyor. Bunun üzerinde olgusal olarak bu var mı yok mu tartışmıyor. Değer olarak konuşuluyor bu. Artık olgunun varlığında şüphe edilmez. Bu yaklaşık her metin böyle okunur yani. Zaten bu sayede biz bir dönemle ilgilenimize bir metin varsa o metnin hem lehinde hem aleyhinde pek çok çıkarımda bulunabiliyoruz. Yani Orada sadece metnin alt metnindeki şeylerden de, mesela çoğu zaman bunu gündelik hayatınızdaki yazılarda da görürsünüz. Adam bir şey anlatmaya çalışır. Orada anlattığı cümleler kendi kendine alt metinde mesela söylediğinin aksini bile iddia edebilir. Mesela şunu örnek vermişiz. Yani şu tek kaynak Kur'an gibi falan bir şeye çıkılsa dahi biz buradan gene haber incelemesi yapabilirdik. oryantalistleri falan kullandık işte detay olsun diye. Mesela Peloponnesos Savaşı. Meşhur bir savaş. Atina ile Sparta arasında. Biz bu savaşı genel tutki okuyoruz. Tutki Atinalı. Atinalı. Atina'nın da bütününü kuşatan bir adam değil. Atina içerisinde belli bir siyasi görüşü temsil eden bir adam. Biz bu savaşı sadece Tutikides'ten okusaydık dahi, başka metinler de vardı. Sadece oradan okusaydık dahi ki Tutikides'in de anlattığının aksine deliller çıkarıyoruz kendi söylediğinden. Olguları yaklaşık olarak yorumlardık ki en büyük kaynağımız da o zaten. Burada metni yorumlarken. O yüzden bu, me bu mesela hem klasik tarih yazımında önemli bir işe sahip olmuş. Hem ilk tarih metni vesaire kabul edilmiş. Yani yaklaşık her şeyde bu yapılıyor. Veya mesela Osmanlı tarihi incelerken en önemli şeylerimiz padişahların kontrollerinde yazılan işte tarih eserleri veya arşiv metinleri falan. Ama buradan biz aleyhde de delil çıkarabildiğimiz için alt metin okuyarak bu metinleri şeye kabul ederiz. Tarihi veri kaynağı olarak kabul ederiz. Kur'an da böyle kabul edilir. İkinci delil mantığıyla ondan da deliller çıkarılır. Biz bunu çok sık yaptık kitap, kitabın içerisinde. Bu neden nedir ki eser boyunca delilleri yorumlamamızda ikinci delil metodunu sıkça kullanacağız. Yani burada kalalım. Bundan sonra sahabenin tarihi tanıklığı ki sahabenin tarihi tanıklığı üzerinden bir sahabenin tarihi tanıklığı, iki müşriklerin sessizliği diye iki bölüm var. Bunlar hem Kur'an'ın güvenilir metinler olduğu konusunda da kullanacağız. Ama burada ele alma şeklimiz bize yorum konusunda katkı sağlayacaklar. Onu da inşallah bir sonraki videoda konuşmaya çalışırız. واخر الدعوانه ان الحمد لله رب العالمين